Merhaba değerli izleyenler, Söz Bizim'e hoş geldiniz. Bugün güncel gelişmelerden hareketle Türkiye'nin nasıl bir rejimle yönetildiğini, bu rejimin siyasi hukuki karakteristiğini konuşacağız. Hem söylem, hem propaganda, hem toplumsal anlamdaki karşılıklarını. Tabii bu yayınlarda sık sık dile getirdik. Çünkü OHAL rejimi aslında bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte kalıcılaştı. Onun ötesinde de salgın hastalıkla birlikte pek çok alanda keyfiyet artık boyut atladı diyebiliriz. Nedir bunlar? Hukuk ilkeleri, akademi yerle bir ediliyor. Temel hak ve özgürlükler her gün çiğneniyor. Çocuk, kadın, emek istismarı inanılmaz boyutlara vardı. Diyanet başrolü yerleştiriliyor ve dini, milliyetçi yerli bir söylem geliştiriliyor. Ve bir kutuplaşmanın da ötesinde artık ırkçı saldırılar, bu aslında yeni bir şey de değil ama ortaya çıkması anlamında belki yeni denebilir. Irkçı saldırılar ve başka ülkelerle, sadece komşu ülkelerle değil, daha böyle bir savaş tamtamları yükseliyor. Bugün bu meseleleri iki değerli konuğumla konuşacağız. Siyaset bilimci, barış akademisyeni, aynı zamanda gazete duvar yazarı, Medyascope'da da yayınları var. Profesör Doktor Ülkü Doğan'a hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Ve sevgili meslektaşım, gazete duvar yazarı, Yeni E dergisi yayın yönetmeni Hafta Özdağ, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Teşekkürler. Evet, istiyorsanız ben kısa bir giriş yaptım ama güncelden hareketle bunlar konuşuldu ama sınırlı yerlerde, malum medyanın hali nedeniyle sınırlı konuşuluyor. Sakarya'da Kürt işçilere bir saldırı, bir linç girişimi hatta diyebiliriz, düzenlendi. Ve bunun üzerine ırkçılık tartışmaları da yapıldı. Fakat bir kez daha şunu gördük ki zaten valilik bunun ırkçılık olmadığını açıkladı. Sözcü gazetesinde ilginç bir şekilde hemen ertesi günlerinde arazi kavgası olduğu yazıldı. Yani tekrar böyle bir inkar vaziyeti, alıştığımız bu tip olaylarda alıştığımız bir inkar durumu var. Ayrıca da siyaseten HDP hariç ve bazı CHP milletvekilleri hariç bu konuyla ilgili açıklama yapan, kınayan, yani yanlış biliyorsam lütfen düzeltin, olmadı. Şimdi bu saldırı ve tepkiler sizce sürpriz oldu mu? Ne diyebiliriz? Ülkü Hocam'la başlamak istiyorum. Evet, yani bir kere hani bu saldırılar, bu tür saldırılar ilk değil aslında, hepimiz biliyoruz. Yani hani çok sık diyebileceğimiz bir şekilde yaşanıyor. Kürtçe konuştuğu için hatta aracının plakası Kürt oldu, Kürt illerinden birinden olduğu için. Bu tür saldırıların başka örneklerini gördük. Bu hafta gazete duvarda İrfan Aktan yazısında aslında hani geriye dönük, herhalde son 10 yıllık belki biraz daha uzun bir süre içinde sadece Sakarya'da olan saldırıları sıralamıştı. Bu bile aslında hani bunun münferit bir olay olmadığını ve bu tür ırkçı saldırıların, bunlara linç girişimi demek bir kere önemli, yani adını belki de doğru koymak gerekiyor. Sıklıkla yaşandığını gördük. Ama bunun karşısında hani bununla mücadele etmeye, ırkçılıkla, ayrımcılıkla mücadele etmeye yönelik en azından politikacıların hani ağzından güçlü bir ses duymak gerekirdi. Bu önemli bir sorumluluk. Yani bir arada yaşayabilmenin başlıca koşullarından birisi bu çünkü. Ama ne yazık ki bunu görmüyoruz. Bunun yerine bu son örnekte de gördüğümüz gibi aslında çok hani baskın bir şekilde inkar edilmesi, hani Kürtçe yüzünden olmadığı, onlar Kürt olduğu için olmadığı, müferit bir olay olduğu, olay lafı mesela çok kullanılıyor. Bu bile aslında bu tür linç girişimleri için sadece Kürtlere değil, mültecilere yönelik de hani aslında çok yaşanıyor. Biliyorsunuz hani mahallede gerginlik diye şey yapıyor, hani tehlikeli tırmanış diye başlıklara yansıyor mesela. Benzer bir dil aslında.
Yani baktığınız zaman, yan yana koyduğunuz zaman, hani oradaki işte Suriyeli yerine Kürt koyun, neredeyse hiç değişmiyor. Özellikle medyanın diline baktığınızda öyle. Politikacıların gündemine bile çoğu zaman girmiyor. Girdiğinde de işte yine olay, tehlikeli gerginlik, kargaşa, kavga, anlaşmazlık. Yani bütün bu, hani en son Sakarya örneğinde gördüğümüz, hatta gazetelere bir hani hızlıca bakmaya çalıştım aslında. İşte görüyoruz yani, hani Milliyet gazetesi mesela olay diye veriyor, anlaşmazlık diye veriyor, Sabah gazetesi yine öyle, hani yalan diye veriyor, hatta hani şeyde olarak da değil, olay, anlaşmazlık falan gibi de değil. Dolayısıyla sürekli bir aslında inkar ve adını koyamama hali. Şimdi bu tür durumlarda, mültecilere yönelik olanlarda dahil olmak üzere, adını koymak çok önemli. Çünkü linç bir suç biliyorsunuz ve buna karşı, hani linç girişimi de suç. Ve buna karşı önlemlerin alınması ve yaptırımların uygulanması gerekiyor. Ama hani karşılaştığımız durum maalesef tam tersi. Sürekli bir hani yumuşatma, olayın gerçek sebebini ortaya koymak yerine inkar etme, ki hani bu çok tipik aslında bizim yeni ırkçılık dediğimiz olgunun en hani tipik stratejilerinden birisidir. Irkçı değilim ama diye devam eder. Hani bunu bu örnekte de maalesef görüyoruz. Bunu biraz detaylandırmanızı isteyeceğim İlke Hocam, ama Hakkı'ya da sormak istiyorum. Yani hem sizin söylediklerinizin üstüne, hem ayrıca söyleyecekleri olabilir. Bir de tabii şununla bağlayarak, yani devlet politikalarıyla bu tip linç girişimlerinin bağlantısını genelde kuruyoruz. Sen nasıl görüyorsun? Ülke Hoca özellikle hani hakim medyanın konuyu nasıl ele aldığına ilişkin önemli bir çerçeve çizdi. Benim ona ek olarak söyleyebileceğim belki şöyle bir şey var. Birincisi bu ırkçılık tartışmaları, mesela şöyle bir şeyle çok karşılaştık hepimiz. Bu konuyu Kürt işçilere ya da Kürtlere yönelik bir saldırı olarak dile getirildiğinde sanki bunun kendisi bir iki halk arasında bir gerilime yol açıyormuş gibi. Yani ırkçılığın eyleme geçmiş, aksiyon almış halini görmezden gelip bunu dile getirince sanki ırkçılığın amaçladığı ortam ortaya çıkıyormuş gibi bir tutum var. Bu da aslında oradaki eylemin devamı. Yani Sakarya'da fındık bahçesinde çalışan Kürt işçilere saldıranlarla sonrasında bunu dile getirdiğimizde ya da bunu dile getirenlere siz ülkeyi bölmeye çalışıyorsunuz diyenler aslında aynı havuzdan, aynı çerçeveden konuşuyorlar. Bir tanesi bu. İkincisi, şimdi şöyle bir şey var benim dikkatimi çeken. Sakarya Valiliği olayın duyulduğu ilk saatlerden bir süre sonra, olayın duyulduğu ilk saatlerde de diyebiliriz, bir açıklama yaptı. Bu valilik Antetli bir sosyal medya üzerinden valilik Antetli'yle yapılmış bir açıklamaydı. Ve olayı inkar etti. Böyle bir şey yok dedi. Buna karine olarak da şunu gösterdi. Dedi ki, ilimizdeki adli birimlere ya da kolluk güçlerine yansımış bir şikayet yoktur. Şimdi bu doğru olabilir teknik olarak. Bir şikayet olmayabilir. Bu bence şunu gösterir. Sakarya'da valiliğin bile belki çok uzun saatler sonra nerede olduğunu tespit edebildiği bir fındık bahçesinde çalışan Kürt işçilerin uğradıkları saldırıyla ilgili şikayette bulunabilecekleri ve bunun karşılığında kendi haklarını savunacağına kanaat ettikleri bir devlet ya da adli mekanizma yoktur artık. Dolayısıyla ben de Sakarya'da fındık bahçesinde çalışan bir Kürt işçi olsam ve patronumun linç saldırısına uğrasam herhalde kolluk güçlerine şikayet etmek yerine bir an önce memleketimle temasa geçip daha güvenli bulduğum köyüme dönmek isterdim. Aslında valiliğin bu açıklamasında da böyle bir örtük, zımni bir itiraf gördüğümü söylemek istiyorum. Bir şey daha, belki bunu daha detaylandırırız. Ama orada çok net bir aynı zamanda emek sömürüsünün olduğunu da dile getirmek lazım. Söz konusu bahçede çalışan ve saldırıya uğrayan 14 işçi var. Bunların 8'i çocuk işçi. Genellikle kız çocukları ve onların son derece ucuz emekli, Türkiye'nin dört bir yanında mevsimlik işçi olarak tarım sektöründe çalıştırıldıklarını biliyoruz. Burada emek sömürüsüyle birleşmiş bir ırkçılık ve milliyetçilik var. Bu bir tesadüf değil. Irkçılık ve milliyetçilik zaten emek sömürüsünün zeminini de yaratan ve aslında alt sınıflara, halka, toplumun ezilenlerine değil de tıpkı bu örnekte olduğu gibi büyük toprak sahiplerine,
üretim araçları sahiplerine ait bir ideolojik ve davranışsal yönelim. Bunu da açığa çıkaran bir şey olarak ortaya çıktı diye düşünüyorum. Sakarya'daki aynı döneme denk gelen ve bir tarikatın liderinin, şeyhinin bağlı olduğu olayla da Türkiye'nin mevcut hani rejim tartışmamız açısından çok örtüşen bir olay olduğu kanaatindeyim. Belki bunu daha sonra daha detaylı konuşuruz. Ülke Hoca, size bu yeni ırkçılıktan bahsetmiştiniz. Burada yeni olan nedir? Şimdi tabii hem 6-7 Eylül'ün toplumunun ki o da olayları diye geçer, yıl dönümüne de denk geldi ve bu anlamda da hem yazılar yazıldı. Tabii muhalif mecralarda yazılıyor ya da sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Fakat tabii 6-7 Eylül ile ilgili HDK'da bir açıklama yaptı. Yani her an benzer bir saldırı olabilir ve artık uygulamanın muhatapları gayrimüslimler kalmadığı için, yani çok az kaldığı için demek istiyorlar, başka haklara çevrilmiş durumda. Şart ıslah planlarının güncellenmiş halinden de bahsediliyor. Sizce bir böyle bir tehlike var mı? Yani böyle bir şeyin dile getirilmesi ne nasıl karşılıyorsunuz? İkincisi, ilk sorduğum tabii tekrar hatırlatmak babında, yeni olan nedir? Yani 6-7 Eylül'de de ve daha sonraki pek çok Alevilere yapılanlar, yakmalar, linç girişimleri vesaire, bu yeni kısmını da biraz konuşalım. Yani şuna başlayabiliriz. Bir kere hani ırkçılığın olduğu her durumda tehlikede vardır. Yani ya da başka türlü söyleyecek olursak, hani bugünkü terminolojiye daha uygun, nefret söyleminin olduğu bir durumda nefret suçu olabilir. Her nefret söylemi nefret suçuyla sonuçlanmaz ama her zaman bunun için zemine hazırlayandır. Dolayısıyla bu bir birikim tabii ki. Hani 6-7 Eylül programına baktığımızda aslında bu tabii ki bir nefret suçu. Sonrasında işte Maraş katliamı, Sivas, bütün bunlar biz hani Türkiye olarak nefret suçlarının ne yazık ki hala yaşandığı ve bundan sonra da yaşanabileceği bir yerde yaşıyoruz. Ama buna rağmen hani bunu inkar etmeye devam etmek ve bununla mücadele etmek yerine böyle bir şey yokmuş gibi olay diye adlandırarak, hani değil mi? Hani Sivas olayı, 6-7 Eylül olayı, hani işte Sakarya olayı, Sakarya'da olay yaşandı, Kavga'ya yaşandı gibi. Bunu yaparak aslında aradaki o hassas sınırın her an geçirebilme ihtimalini yok saymış oluyoruz. Bu yüzden çok hani önemli bir mesele. Bu mültecilere yönelik olanlarda da çok önemli. Her an olabilir. Yani bugüne kadar olmamış olması da, küçük çaplı yaşanmış olması bundan sonra yaşanacağı anlamına gelmez. Bu tabii bir toplumun aslında barış içinde yaşayabilme koşullarını da ortadan kaldıracak bir şey. Peki yeni olan ne? Yani ırkçılık hep vardı ama terminolojinin içinden gittiğimiz zaman aslında hani bir biyolojik soya çekim üzerine kendini kuran ırkçılık bugün yasal olarak da suç. Aynı zamanda toplumsal olarak da aslında küçük düşürücü bir şey. Yani bir insan çıkıp ben ırkçıyım diyebilir, sosyal medyada görüyoruz. Hani Türkiye'de çok daha rahat, hani belki yurt dışında daha başka yaptırımlarla karşılaşabiliyor ama. Yine de hani ırkçılık utanılacak ve genel kabul görmeyen bir tutum. Dolayısıyla bunun yerini ikame eden başka şeyler var. Bunlardan bir tanesi işte söylem. Yeni ırkçılık adını verdiğimiz sadece biyolojik soya çekim değil, bunun ötesinde, bunun üzerine mesela kültürel farklılıkları öne çıkaran ve farklı kültürlerin aslında bir arada yaşayamayacağını iddia eden, hani biz ve onlar karşıtlığı içinden beslenerek aslında bu milliyetçiliğin de temelinde olan bir şey tabii, biz ve onlar. Ama bunun vardığı noktada artık bir arada yaşamayı neredeyse zorlaştıracak bir boyuta kadar götürdüğü kutuplaşma tabii ki. Yani bugün siyasi atmosferi aslında anlamak için başvurduğumuz pek çok kavram, milliyetçilik, kutuplaşma,
ırkçılık, yeni ırkçılık, bütün bunlar birbirleriyle eklemlenerek gidiyor. O yüzden şu anda daha belki tehlikeli bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bunun dışında yeni ırkçılık dediğimizin tipik özelliklerinden birisi cinsiyetçilikle çok ilişkilenmesi. Cinsiyetçilik ve tabii ki beraberinde nüfus politikaları. Bu Sakarya'daki en son yaşananlarda da gördüğümüz aslında öyle. Yani bir söz telaffuz ediyorlar bahçe sahipleri. Köpek sürüsü gibi bir yerden bir yere gidemiyorsunuz galiba, gitmiyorsunuz galiba. Bunun gibi bir şey söylüyor. Burada ne, mesela sadece bu Sözcü gazetesi tırnak içine alarak başlığa taşınmış. Sonradan haberin metni değiştirdiği için hani artık inkar etmiyor gibi görünüyor. Hani olayın nasıl olduğunu aktarıyor. Ama sadece bu bile yani köpek sürüsü çok tipik. Mesela yeni ırkçılığın iki tipik özelliği. Birincisi insanlıktan çıkarma. Ki aslında hani eski diyelim tabirle ırkçılık da böyle. Yani insan mıdır değil midir? İşte siyahiler insan mıdır değil midir diye tartışırken şimdi artık çok genişlemiş bir hani kültürel farklılıklar bizden olmayanlar üzerinden kurduğu insanlıktan çıkarıyor. Nüfus üreme yani mülteciler için de söylenen hani çok çocuk doğurmak değil mi? Eskiden Kürtler için söyleniyordu. Belki hala söyleniyor. Hala söyleniyor. Evet. Yer değiştiriyor sıklıkla çünkü hani bu söylemin hedefinde olan en zayıf kimse aslında onun üzerinden. Ama Hakkı'nın söylediği gibi o çok doğurulan çocuklar aslında ucuz işçi olarak istismar edilen çocuklar aynı zamanda. O noktada hiçbir sorun görülmezken tam tersine nüfus üzerinden sürekli bir öteki ve onun damgalanması meselesi. Burada belki hani bir kitaptan söz etmek isterim. Benim çok sevgili tez öğrencimdir Hatice Çoban Keneş. Oldukça kapsamlı bir çalışma yaptı. Yeni ırkçılığın kirli ötekileri adıyla yayınladı da doktora tez çalışmasını. Mesela burada hani öne çıkan çok tipik stratejiler. Kirli oldukları yani pisler, köpek sürüsü gibi hem insan değil hem bir sürü. Yani nüfus olarak da çokluk ama aynı zamanda medeni olmama. Hani hep biz medeni, biz temiz, işte biz hani kontrollü. Nüfusun kontrolü aynı zamanda cinselliğin de kontrolü. Çünkü hani bunu biliyoruz, Foucault'dan da biliyoruz. Dolayısıyla hani cinselliğini de kontrolsüz biçimde yaşayan sürü demek aslında aynı zamanda. Yine insanlıktan çıkaran bir boyuta gidiyor. Bütün hani bunlar birbirine eklemlenerek geliyor ve çok tipik özelliklerinden birisi işte inkar. Yok biz ırkçı değiliz. Bu ırkçılık değil. Yapılan şey linç değil. Yapılan şey onlar Kürt oldukları için değil. Basit bir anlaşmazlık. Çocuklar kavga etmiş. Bakın bütün bu söylediklerim aynı şekilde mültecilere. Çocuk kavgası. Normalleştiren ki söylen bu. Tabii yani şeyi görmüyor. Yani arkasında yatan temel mekanizmanın ne olduğunu görmüyor. Yani gençler itiştiği için değil. İşte kıza laf atma içinde bütün ki hani bütün bu suçlamalarda çok görüyoruz bu tür linç saldırılarında kıza laf atma meselesini kültürel olarak yeniden damgalayan hep olumsuz olanı ötekine iliştirerek aslında hani vurgulayan. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuzu belki en önemli mesele bizim sorumluluğumuzu asla kabul etmiyor. Yani işte bütün hani bu Sakarya'da gördüğümüz süreçte böyle işledi. İçişleri Bakanlığı'nın bakan yardımcısının açıklamasında da bunu gördük. Yani ne dedi? Olay dedi, çatışma dedi, kavga, çatışma da demedi hatta kavga dedi. Ama burada mesela bunun sebep olanların, hani buna sebep olan düşünce biçiminin aynı zamanda bahçesinde çalıştırdığı emeğinden yararlandığı insanlara karşı muameleyi görmüyor olması bir problem tabii. Evet. Tabii bir de hayır duyabiliyorum sizi. Darp edenlerin burası Mardin değil. Jandarma bizim yanımızda, asker bizim. Size öldürürüz yaparız dediğini yani bunlar saldırıya uğrayan linç girişimine uğrayan işçilerin ifadeleri aslında tabii biz buna bu söylemi pek çok şeyde görüyoruz özellikle 2015'teki sokağa çıkma yasakları ve yapılan askeri operasyonlarda duvarlara bazı evlerin boşalan
boşaltılmak mecburiyetinde kalınan evlerin duvarlarına çok benzer şeyler yazılmıştı. Hakkı Özdal, size söz vereyim. Çünkü yani belki hem buna bir şey demek istersiniz hem de demin bu emek sömürüsü, ırkçılık ve milliyetçilik ve hatta bu tarikatlar meselesi birazcık da Sakarya'ya has bir durumu galiba anlatacaksınız. Oradan devam edebilir miyiz? Aslında ben de hani Ülkü Doğanay tarihsel bir şeyle hatırlattı. 6-7 Eylül'le başlıyor. Araya bir ek yapmak istiyorum. Şubat 1969 Kanlı Pazar diye bilinen ve aslında bir kısmı şu anda Türkiye bürokrasisinde ya da siyasetinde çok önemli yerlere gelmiş kişiler tarafından yönlendirilen, yönetilen Milli Türk Talebe Birliği'nin solcu gençlere karşı bir kalkışması olan ve Taksim Meydanı'nda linç gösterisine dönüşen, bir kişinin bıçaklanarak ölmesiyle sonuçlanan o 6. Filo protestoları ve bunun karşısındaki İslamcı sağcı reaksiyon aslında başlı başına bir başka linç gösterisiydi. Çorum, Sivas, Maraş katliamlarını Ülke Hoca hatırlattı. 12 Eylül sonrasında da 93'te Sivas katliamı var. Trabzon'da, Sakarya'da daha anlık ve sonuçları itibariyle belki çok konuşulmamış ama tehlike çanlarını çalan pek çok başka böyle linç girişimi var. Ve buralardan geldiğimiz 2015 yazı var. 2015 yazı aslında siyaseten Türkiye'deki bir düğümün çözülmeye başladığı ya da bazıları için kör düğüm haline geldiği bir noktada başta Kürt sorununa ilişkin çözüm çerçevesi olmak üzere temel siyasetlerde bir değişim anlamına geliyordu ve Adalet Kalkınma Partisi aslında 7 Haziran'da seçimi kaybetmeden önce Şubat ayından itibaren ittifak sistemini, siyasetini değiştirmeye başlamıştı. Yani 2015 Şubat'ında Erdoğan Ağrı'da ve Muş'ta kendisini dinlemek için toplanan kalabalığa Kur'an-ı Kerim sallayarak Kürt sorunu diye bir şey yoktur, dinsizler, işte Yezidler vardır gibi bir takım hakaret ifadeleriyle Kürt sorunun demokratik çözümünden yana olan siyasetçileri de şeytanlaştırarak başka bir hatta girdiğini gösterdi. 2015'te bu sandıktan onay alınca, yani sandık Erdoğan'ın endişe ettiği şeyi teyit edince, daha doğrusu AKP'nin artık tek başına iktidar olamayacağı sonucunu ortaya çıkartınca, bu söylemden kuvveye geçen bir siyaset haline geldi. Yani Erdoğan'ın ya da AKP'lilerin söyleminden bizzat sahada gerçekleştirilen bir siyaset haline geldi. Ne oldu? Bu çatışmalı süreç bir iki provokasyonun ardından tüm şiddetiyle ve belli ki çok hazırlanılmış bir şekilde çatışmalı süreç tekrar başladı. Şimdi o dönemde sizin hatırlattığınız işte Cizre'de çeşitli bölgenin çeşitli başka ilçelerinde, Nusaybin'de duvarlara yazılanlar ya da bölgedeki operasyonlara katılan güvenlik görevlilerinin kullandıkları siyasal işaretler, flamalar, vücutların üniformalarında taşıdıkları bazı işaretler falan, bunlar var elbette, bunları hepimiz hatırlıyoruz. Bir başka şey daha var. Batı'daki bazı kentlerde de örneğin Kırşehir'de bir kitap evi, kolluk güçlerinin gün boyu ortada görünmediği koşullarda ateşe verildi, yakıldı, sahibi Kürt diye. Antalya'da, yanlış hatırlamıyorsam, Alanya'da bir otel ve etrafındaki turizm tesisleri ateşe verildi, ağır şekilde tahrip oldu. Ve hani çok zor koşullarda gazetecilik sürdürülüyor şu an Türkiye'de, belki yakın zamanda bunların fikri takibini yapmak gerekecek. Bu insanlar ne yaptılar? Kırşehir'de hala tüm kent tarafından sevgiyle sahiplenilen bir Kürt kitabevi sahibi var mı, yaşayabiliyor mu? Ya da Antalya'da Kürt kimliğini inkar etmeden, gizlemeden turizmcilik yapabilen bir otel sahibi var mı? Belki bunlara da bakmak gerekecek. Bu aslında 2015'te ölçüsüzce harlanmış, siyasal ikbal kaygısıyla aşırı dozda kışkırtılmış bir milliyetçiliğin, ırkçı tezahürlerle bugüne kadar gelmiş hali. Bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. O dönem Hürriyet gazetesi bile diyorum, çünkü hani Türkiye'de devletin, sermayenin en önemli yayın organlarından bir tanesidir. Eylül 2015'te Hürriyet gazetesi bile etraftan toplanmış 1000-1500 kadar bir güruhun linç amaçlı saldırısına uğramış. Bu kişiler binanın içine girmeyi de başarmışlardı. Yani orada son anda bazı belli ki telefon trafikleri üzerinden geri çekilmeseler orada da bir sonuca yol açabilecek girişimlerde bulunmuşlardı. Dolayısıyla aslında
Siyasal iktidarın sonuca yol açtı işlemi... gerçi de tabii linç girişimi anlamında tabii. Değil ama çok keskin bir yayın politikası, hani keskin demeyeyim, o anlamda muhteşem muhalif bir durum yoktu ama en azından biraz daha dengeli bir gazetecilikten belki yani itirazınız varsa da lütfen buyurun ama 2015'teki o saldırıdan sonra da yayın politikasına çok ciddi kırılmalar gördük. Evet, buyurun, devam edin. Evet, kesinlikle. Hani yayın politikası belki tedrici olarak hani birdenbire aniden tek günde değil ama çok hızlı bir şekilde ve çok kökten değişti. Hatta derdim kişilerin isimlerini anmak değil ama Ahmet Hakan'da yaşanan değişim hani bunun kolaylıkla işaret edilebileceği bir tipik örnek diye düşünüyorum. Aslında hani 2015'te başlamış ve bugün yine bir yeni bir çıkmaza girmiş olan siyasal faaliyetin, iktidar siyasetinin ve yeni ittifaklarla yürüttüğü siyasetin sokağa, Sakarya'daki bir fındık bahçesine yansımış hali bu. Videoya alındığı için gördük, görmediğimiz, kaydedilmemiş ya da benzer nedenlerle şikayetçi olunmadan, çünkü adli birimlerden, yargıdan, jandarmadan, polisten bu konuda çok medet umduğunu sanmıyorum saldırıya uğrayan insanların. Yeterince duyulmadan geçilmiş çok fazla başka vaka olduğu kesin, bireysel yaşanan çok fazla vaka olduğu kesin. Türkiye son 5 yılının siyasal eğilimini, iktidarının siyasal eğilimlerini bu tür acı olaylarla hasat ediyor bir yandan. Umarım daha fazla, daha korkunç olaylar yaşanmadan bu siyasetin kendi ikbali açısından da bir karşılığının olmadığı koşullar herkes tarafından görülür. Evet. Hakkı, bu şey kısmını biraz daha açmak ister misin? Yoksa Ülke Hoca'ya mı dönelim? Bu emek sömürüsü, ırkçılık ve hani hatta tabikatlar, hani bu da bir tesadüf evet. Değil. Sakarya'da bir tesadüf değil demiştim ama birkaç kelime cümleyle de olsa... Kısacık, evet. Bunu kısacık açayım. Çok konuştum diye düşünerek tamamladım ama tarikatlarla bağlantısına da değinmek istiyorum aslında. Şimdi şöyle, evet. Bir Sakarya'nın kendisinin, hani Sakaryalıları, Sakarya kentini suçlamak ya da bununla ilgili bir herhangi bir ithamda bulunmak için söylemiyorum. Ama Sakarya kenti Cumhuriyet tarihi boyunca da, daha önce de Osmanlı'da da hem Ankara ile İstanbul arasında bir orta nokta olması nedeniyle hem oradaki demografik yapı, nüfus yapısı, oradaki nüfus yapısını oluşturan çeşitli büyük ailelerin devletle, devletin istihbarat örgütleriyle ilişkisi, güvenlik bürokrasisiyle ilişkisi gibi nedenlerle Sakarya enteresan bir laboratuvar. Kendi niyetinden bağımsız olarak, kendi gayretinden bağımsız olarak Türkiye tarihinde böyle enteresan bazı olayların örtüştüğü bir nokta ola geldi. Hatırlarsak 90'lı yılların başında Tansu Çiller'in elimizde Kürt iş adamlarının, Kürt örgüte yardım eden iş adamlarının listesi var dedikten sonra pek çok Kürt iş adamı kaçırılıp bir kısmı işkence edilerek öldürülmüş ve bunların genellikle Sakarya, Akyazı, Hendek civarında bu cinayetlerin işlendiği ve bu organizasyonu yapanların da oralarda güçlü sosyal ve siyasal bağlara sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi bugün de bu iki olayın, yani bir fındık bahçesinde çalışan işçilerin maruz kaldığı şiddetle şu anda bir itinayla temizlenmekte olan videolardan anlaşıldığı üzere hükümeti destekleye gelmiş bir tarikatın ve onun şeyhinin karıştığı cinsel istismar vakasının da aynı kentte üst üste tesadüf ortaya çıkması, üst üste ortaya çıkması tesadüf değil bence. Orada da şöyle bir şey var. Şimdi bu istismara uğrayan çocuk ve ailesi şeyhin evinde bir tür karşılıksız, ücretsiz emekle çalıştırılıyorlar. Şöyle ki adam tesisatçı, inşaat tesisatçısı. Orada birden fazla bina, bir tarikat kompleksi var orada belli ki. Yani birden fazla binadan oluşmuş. Ve o binanın bakım, onarım, tadilat, tamirat işleriyle karşılıksız çalıştırılıyor. Eşi, istismara uğrayan çocuğun annesi mutfakta aşçı olarak çalıştırılıyor. Yine ücretsiz ve karşılıksız. İstismara uğrayan çocuk da garson olarak çalıştırılıyor. Yine ücretsiz ve karşılıksız. Şimdi bunun tarikatlar örgütlenmesi için de, hani bu konunun uzmanları belki daha iyi, daha doyurucu şeyler söyleyeceklerdir ama tarikat örgütlenmesinin için mesela Akit gazetesinin bir tane yazarı diyor ki şuna takılıyor. Çok sayıda erkeğin girip çıktığı tarikat evinde niçin kız çocuğu garson yaptınız? Erkek çocuğu yapsaydınız diyor. Yani aslında orada şey teamül, müritlerin, eşlerinin, çocuklarının, kendilerinin ücretsiz, ücretlendirilmemiş emekle çalıştırılması teamül. Orada şuna takılıyor. İşte kız çocuk çalıştırırsanız bak böyle istismar olur. Erkek çocuk çalıştırın. Halbuki onlarca tarikatta sayısız erkek çocuğun istismar edildiğini de biliyoruz.
orada hani tarikat örgütlenmesinin, daha doğrusu dinsel ideolojinin, dinciliğin izin verdiği bir emek sömürüsü var. Diğer tarafta da Türkçülüğün, Türk milliyetçiliğinin izin verdiği bir etnik yanı da olan bir saldırı var. Her ikisinin birleştiği ortak bir emek noktası var. Elbette birinde dinsel ideoloji ve dincilik öne çıkıyor ve üzerinde ısrarla durulması gerekiyor. Diğerinde ırkçılık ve Türk milliyetçiliğinin saldırgan yönü açığa çıkıyor ve üzerinde ısrarla durulması gerekiyor. Ama iki olayı birleştiren, hem yaşandıkları yer itibariyle birleştiren, hem de her iki olayda öne çıkan siyasal ideolojinin birinci temsilcilerinin, yani siyasal İslam'ın ve Türk milliyetçiliğinin siyasi temsilcilerinin şu anda bir ittifak halinde Türkiye'yi yöneten siyasal kadroları oluşturduğunu da kabul edersek, ortaya böyle elbette tüm Türkiye aynı koşullarda her gün yaşıyor demiyorum ama bir minyatür Türkiye tablosu uçlarına, sonlarına vardırılmış, hani son belki menziline vardırılmış ama benzerlerini yaşadığımız, aslında bir tür Sakarya'nın içinde yaşıyoruz hepimiz. Bu noktaya varmış sonuçlarını yaşamıyoruz belki olayların ama siyasal İslam ve Türk milliyetçiliğinin bu nüfuzu kesinti oldu. Devam edelim mi? Hakkı'yı tekrar bağlayalım mı? Duyulabiliyor mu? Sperkin azizliğine bazen uğruyoruz. Son dedik. Tamam. Tamam, o zaman ben de oldu. Çok özür dilerim Hakkı. Cümleni tamamlayabildin mi? Ben araya girdim çünkü. Evet, tamamladım aslında. Yani tamam. Bir yandan Türk milliyetçiliği, bir yandan İslamcılık. Türkiye'nin başındaki sorun Sakarya'da iki cerahat olarak ortaya çıktı diye düşünüyorum. Tamam, çok mersi. Ülkü Hoca, hem bu belki bu Hakkı'nın söylediklerine ek olarak bir şey... Yani bu istismar meselesi, hani kadın meselesi de var. Ona bir şey eklemek istersiniz. Belki de yeniden gündeme getirilen, şaşırmıyoruz artık çünkü bu idam cezasının tekrar konuşulmasına dair ve neden ve nasıl konuşulduğuna dair de bir yorum yapmak istersiniz belki. Buyurun. Evet, ya önce hani küçük bir ekleme yapayım. Aslında ırkçılığın tarihsel olarak ortaya çıkışıyla kapitalizmin gelişimi arasında çok ciddi bir paralellik var. Yani bunu ilk hani okuduğum dönemde ben de çok etkileyici bulmuştum bu açıklamayı. Çünkü şöyle başlıyor, yani söylediğim gibi ilk başta insan mıdır değil midir diye tartışılırken, daha sonrasında evet insan yani siyahiler için konuşulan şey. Öyleyse medeni dünyaya uyum sağlamalı, medenileştirilmeli. Peki nasıl olacak? Çalışma yoluyla olacak. Bu çalışma nasıl bir çalışma? Düşük ücretli çalışma. Hani dolayısıyla aslında hani bugün hala yeni ırkçılık dediğimiz olguda bile devamını gördüğümüz, hani o çekirdeğin aslında hani sürekli kendini yeniden ürettiğini söyleyebiliriz. İşte Suriyeli mülteciler için de, mevsimlik tarım işçileri için de, çoğu Kürt olan, düşük ücretli ve aslında bir emek sömürüsü üzerinden çok enteresan biçimde, hani Hakkı'nın açıkladıklarıyla da aslında bütün bu tarikat döngüsü içinde de ücretsiz emek ya da işte karın tokluğuna belki emek sömürüsü üzerine kurulu döngünün kendini sürekli yeniden ürettiğini söyleyebiliriz. Buradan hani şey, idam tartışmalarına nasıl geçelim? Yani bir kere şimdiye kadar hani idam sıklıkla gündeme getirildi. İlk başta tabii Devlet Bahçeli'nin işte seçim meydanı, miting meydanında yağlı urgan sallaması ile 2007'di yanlış hatırlamıyorsam, Hakkı düzeltecektir yanlışsa. Evet, urgan sallaması ile hani çok yüksek sesle artık telaffuz edilmeye başladı. Çoğunlukla da gördük, yani işte tecavüz, çocuk istismarı, hani kamu vicdan, toplum vicdanı yaralayan durumlar diye adlandırabileceğimiz işte Özgecan Aslan cinayeti gibi durumlarda tekrar tekrar hani idam tartışmalarının pişirilerek sürüldüğünü gördük. Tabii hani Bahçeli'nin aslında hani idamla ilgili bu kadar ısrarcı olmasının bir ayağında belki evet hani işte bu kamu vicdanını yaralayan durumlar var diyebiliriz.
Ama öbür ayağında aslında hepimizin çok iyi bildiği, hani kendisinin de hükümet ortağı olduğu dönemde Abdullah Öcalan'ın idam edilmemiş olması ve arkasından da işte Avrupa Birliği uyum süreci içinde gerekli olan yani idamı kaldırılması sürecinde kendisi mecliste redoyu vermiş olsa bile MHP bu hükümeti ilgilendiren bir mesele değildir diyerek aslında bunun hani hükümetin bozulmasına yol açacak bir şey olarak görünmediğini vurgulamış olması ve bundan dolayı da hani sürekli yeniden gündeme getirdiği bir durumla karşı karşıyayız. Bugüne kadar aslında hani ben de bir siyaset bilimci olarak bu böyle gündeme gelse bile olmaz. Hani Türkiye böyle bir adım atmaz diye düşünüyordum. Ama bugün Türkiye'nin geldiği noktada ne yazık ki o kadar emin olamıyorum. Yani hani yine gönlüm olmaz demek istiyor. Ama şu anda aslında hani iktidarın sergilediği tablo İstanbul Sözleşmesi meselesinde de gördüğümüz işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmamasında da gördüğümüz, beraberinde Avrupa Birliği sürecinin aslında ortadan kaldırılmış, hani fiilen ortadan kaldırılmış olmasında da gördüğümüz süreç bize şunu söylüyor. Yani yapabildiğini yapan bir iktidarla karşı karşıyayız şu anda. Ve bunu aslında bir performans olarak da yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Çünkü varlığını sürdürebilmesinin şu anda başka bir yolu görünmüyor. Yani sürekli bir şey sahnelemek durumunda. Önceden öyle değil miydi? Öyleydi. Ama daha uzun periyotlarda bu sahneleme performansı, işte aylık belki, 2 aylık, 3 aylık dönemlerde karşı karşıya geldiğimiz şeylerdi. Şimdi ise hani son 1 aya bile bakacak olsak, son 1-1,5 aya bile bakacak olsak, işte Ayasofya, ardından hemen Karadeniz'de doğal gaz bulunması, onun ardından işte bu paralel olarak hani İstanbul Sözleşmesi'nin sürekli gündemde tutulmaya çalışılması, arkasından idam, sürekli aslında yeni bir performans ve her seferinde de el artırarak bir adım daha ileri giderek bunu yaptığını görüyoruz. Diğer yandan tabii bu neyle sonuçlanacak? Hani Türkiye'nin aslında 1954 yılında imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmesi anlamına gelecek. Ama sadece bu değil tabii ki. Hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kararlarını uygulamadığı mahkemeden de çekilmesi ya da hani üyeliğinin askıya alınması anlamına gelecek. Avrupa Konseyi içinde yine öyle. Dolayısıyla aslında belki şu anda hani iktidarın elini sıkıştıran, onu zorlayan her şeyden bir anda kurtulabilmesi anlamına gelecek. O yüzden hani olmaz, öyle şey yapılmaz diyemiyoruz. Ama tabii bunun olması demek hani insani, vicdani ve ahlaki şeyler bir yana, çekinceler bir yana, hani böyle bir şey kabul edilemez, hani idam cezası. Çünkü aslında hani evrensel kurallara, evrensel ilkelere karşı bir şey. Şu anda bunu yeniden tartışıyor olmak bile aslında Türkiye açısından çok utanç verici bir şey. Böyle düşünmüyorum, böyle hissediyorum. Ama şu noktada hani bütün her şeyi bir kenara bırakıp yoluna kendi arzuladığı gibi gidebilmesinin de bir aracı olarak görülüyor. Hani yapılacak, olacak demiyorum ama bunun gündemde tutulması, bunun tartışılması ve beraberinde ne, hani ortaya çıkabilecek diğer sonuçların da aslında göze alınıyor olduğunu gösteriyor maalesef. Şunu da ekleyeyim. Hani niye şu anda bu kadar ciddi görünüyor benim gözüme, onu da söyleyeyim. Tabii meclis başkanlığında bu sefer Bahçeli'ye yanıt vererek aslında devreye girmiş olması. Bir yandan da tabii şöyle bir şey var ama biz bunu sadece işte tecavüz suçlarına, çocuk istismarcılarına yönelik uygulayacağız gibi bir ifadeyle devreye giriyor. Ne yazık ki hani şimdiye kadarki tecrübeler böyle olmadığını, aslında hani başka bir niyetle dile getirilen pek çok, hani ya da reform olarak öne sürülen pek çok şeyde bile araya eklenen maddelerle birlikte aslında yine muhalefeti susturmak, siyasi rakiplerine işte hani dokunulmazlıkların kaldırılmasında bile gördüğümüz şey aslında siyasi rakiplerini bertaraf edebilmek,
Ve hani bunun sonuçlarını aslında kısa yoldan sağlayabilmek üzerine adımlar olarak bize geri döndüğünü görüyoruz. Bu nedenle de tabii çok endişe verici olduğunu düşünüyorum bu son hamlenin. Evet. Teşekkür ederim İlke Hoca. Hakkı'ya da dönmek istiyorum. Hem sizin söylediklerinizden hareketle. Çünkü özellikle bu performans meselesi, el arttırma meselesi, tabii idam konusu da idam cezasının tekrar gündeme getirilmesinde İlke Hoca Ayasofya, Karadeniz'de Gaz İstanbul Sözleşmesi yani ve buna istiyorsak Doğu Akdeniz'deki gerginliği de ekleyebiliriz. Bir devamlı bir meydan okuma, özellikle bütün dünyaya meydan okuma şeyi var ve bunu da çok güzel bir şekilde kaleme de almıştınız, yani yazmıştınız, bilgisayarda yazıyoruz artık, kaleme almak dememek lazım. Teşekkür ederim. Duvarda da bu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Kızıl Elma videosu üzerinden anlatmıştım. Bizim için özetler misin bunu da? İdam tartışmasıyla başlamak istiyorum ben de. Hani şöyle idam tartışması derken son adımı bu. Evet, idam. Birazcık ben şeye benzetiyorum. Hani performans çok iyi ve özet bir açıklama oldu benim için. Ben daha önce biraz daha zorlayıcı bir kavramla düşünüp şöyle diyordum. Hani bir morfin bağımlısının sürekli daha yüksek doza ihtiyaç duyması ya da sürekli düzenli aralıklarla morfin alması gibi bu siyasal iktidar da gerçek meselelerin konuşulmasından uzaklaşmak ya da kendi gücünün, siyasal karşılığının görünür hale gelmesini engellemek için yeni dozlarda gündemler ya da yeni dozlarda cüretkar ataklar yapmak durumunda hissediyor kendini. Ayasofya böyle bir şeydi. Ayasofya hatta bunun silsile halinde devam edeceği bir sürecin başlangıç işareti gibiydi. Burada iki türlü fırsat görüyor bence. Bir tanesi muhalefeti. Hani öyle konular ortaya getiriyor ki mesela muhalefet şunu mu demek zorunda kalacak? Hayır efendim Ayasofya cami olmasın. Ya da hayır biz Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ilan ettiği karasularına razı olalım. Ya da işte hayır şimdi idam referanduma gelse bunlar akıllarındaki sanırım şu. Şöyle propaganda yapacaklar. Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, katliam zanlıları idamla yargılansın. Muhalefete şunu demek düşecek. Hayır onları asmayalım, besleyelim demek düşecek. Aslında bu kadar basitleştirilmiş bir hani ikilik üzerinden de yürümeye çalışıyorlar. Birincisi bu. İkincisi artık kitlesel hani toplumun bütününe dönük bir propaganda faaliyetinden çok kendi etrafında kümelenmiş artık sandıktaki %50+1 çoğunluğunu gözetmeyen, bunun yerine kendisine sadık, son derece sadık bir başka iç halkayı ideolojik dinsel, milliyetçi söylemlerle etrafında tutmayı hedefleyen bir yanı var. O video o açıdan enteresandı. O videoda Kızıl Elma isimli video, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde halen mevcut. O video aslında bütün bu sürecin bir tür estetize edilmiş, tarihsel kavramlarının, o sürecin sahip çıktığı tarihsel kişiliklerin ilan edildiği, bazı sözlerini, bazı tarihsel kişilikleri ya da güncel kişilikleri göstererek, örneğin Osman Gazi'yi, Alparslan'ı, Tayyip Erdoğan'ı aynı çerçeve içinde göstererek söyleyen, bazı sözlerini de bazı tarihsel kişilikleri göstermeden, onları dışlayarak söyleyen, örneğin işte Türk milliyetçiliği içinde önemli bir karşılığı olan Mustafa Kemal'i böyle bir videonun içinde hiç anmayarak dile getiren bir şeydi. Şimdi Kızıl Elma özellikle öncesi bir yana, hani Türk milliyetçiliğinde kültürel bir kavram olması 20. yüzyılın başında hani Ziya Gökalp gibi İttihat ve Terakki çevresinde ortaya çıkmış bir kavram. Kızıl Elma hani ulaşılması gereken bir mefküre, bunların tabiriyle hani bir hem bir ülkü, hani somut bir ülkeyi, Ziya Gökalp'in Kızıl Elması'nın geçtiği hikaye mesela İsviçre'nin bir köyünde geçer. Yani ne Turan ülkesidir ne Kafkasya'dır. Aslında daha çok bir ülküyü, ulaşılması gereken bir ülküyü ifade eden. Ben gerçi hocamın yanında böyle konulara girerek fazla cüretkar davranmış oluyorum ama çok kaba bir gazetecinin çizebileceği bir çerçeveyle söyleyeyim. Ve 2000'lere gelindiğinde bugünkü siyasal iktidar başkalarıyla ittifak halindeyken, Ergenekon operasyonları sürdürülürken bizzat karşısında olduğu bir tarihsel kavram Kızıl Elma. 2007'de, 2008'de Ergenekon operasyonları sürerken aydınlıkçılar,
Türk milliyetçileri İstanbul'un çeşitli yerlerinde Kızılelma mitingleri düzenliyorlardı. Şimdi ama bugün aradan geçen o zamandan sonra bugün siyasal iktidarın propaganda bürosu, o iletişim başkanlığı bir tür propaganda bürosu, Kızılelma adıyla bir reklam filmi, propaganda filmi yayınlıyor ve bu bir film terkibatını, bugünkü siyasal iktidarın ideolojik terkibini de veriyor aslında. Bir yandan işte Osman Gaziler, Selçuklular, Alparslanlar, Türk mitolojisine dair belli başlı figürler var. Ama bir yandan da çok güçlü bir dinsellik var. Zaten Türkiye'de MHP'nin temsil ettiği Türk milliyetçiliğinin, ülkücülüğün daima içerdiği İslamcılık ya da dini söylemin terkibat olarak, yani Adalet Kalkınma Partisi ve Erdoğan'ın etkisinin artmasıyla birlikte bu Kızılelma terkibinde arttığı, daha dinci bir Kızılelma ideolojisinin iktidara ve onun yakın zamandaki siyasal eğilimlerine, hem iç hem de dış siyasetteki bazı cüretkar çıkışlarına eşlik edeceğini işaret eden bir filmdi o. Fakat şöyle bir durum var. O kadar günlük, o kadar sonrasını düşünmeden anlık ve geçici bazı davranışlar gösteriyorlar ki, mesela Doğu Akdeniz geriliminde yavaş yavaş işler sönümlenmeye başlıyor. Yani orada belki umdukları çok kısa sürecek, birkaç yazar da yazdı bunu, hani belki bir an olup bitecek, birkaç günlük, birkaç haftalık, belki birkaç saatlik sadece bir siyasal askeri çatışmanın siyasal karşılıkları olacağını eminim düşünmüş ve arzu etmişlerdir. Fakat bunun olma ihtimali giderek azalırken o filmde ifade edilen cüretkar, yayılmacı, milliyetçi, dinci söylemin de çok fazla karşılık almıyor. Yeni bir şey üretmek gerekiyor. İdam belki bu yolda açılacak yeni bir yan yol olabilir. Şu anda düşünmediğimiz yeni başka şeyler olabilir. İstanbul Sözleşmesi tekrar gündeme gelebilir. Başka şeyler olabilir. İstanbul Sözleşmesi'nde de belli ki kendi içlerinde bile aşamadıkları barikatlar, engeller var. Zaten en büyük sıkıntılardan bir tanesini de orada yaşıyorlar belli ki. Ama hani yeni oyuncakları icat ederek toplumun karşısına, daha doğrusu toplumun arkasında gürültü yapmaya devam edecekler. Kabul etmedikleri, ortaya çıkmasını istemedikleri siyasal tablonun, salgını yönetemiyorlar, ekonomik krizi yönetemiyorlar. Her ikisinde de koşullar giderek ağırlaşıyor. Sonbahar için her ikisi içinde daha kötü bazı projeksiyonlar var. Bu koşullarda ideolojik kabuk içine saklanmış böyle bir cüretkarlık, saldırganlık daha işlevli görünüyor olabilir. Türkiye 90'larda da, evet, örneğin Kardak kayalıkları etrafındaki tartışmalı da benzer bir şey yaşadı. Evet. Çok uzun vadeli sonuçlar üretmiyor bunlar. Peki, Hakkı Özal, çok teşekkür ederim. Ülke Hoca'nın da söyleyecekleri var eminim ama ilk bölümün sonuna geldik. Belki ikinci bölümün başında Hakkı ayrılacak yayından. Onun yerine bir kamu hukukçusu ile, Cemil Ozansu ile bağlantı yapacağız. Çünkü biraz da hukuki meselelere de değinmek istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Kısa bir ara vereceğiz ve sonra Söz Bizim devam edecek. AİHM Başkanı İspano'nun ziyareti, adli yılın açılışını, Yargıtay Başkanı'nın söylediği sözler ve tabii ki yine bu söylem, rejimin özellikleri konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.